Harika oldu. Şu an konumun bulunduğu yer evime yürüme mesafesinde. Şöyle tam bir zoom out yapamadık. Oo, çok güzel liman. Mesleğimden dolayı biraz limanlar. Artık çok aşina olduğum yerler olmaya başladı. Nereden güneye bakıyor, çok seçeneklerimiz yok gibi, ancak benim de oradan aklıma gelen Mersin. Şu bölgeye bakalım. Çok güzel. 3, 2 tane de büyük desek tamamdır. Mersin doğru cevap olacak. Biz yine emin olalım, kör bir tahmin yapmayalım. Bu nehir var mı? Var. Tam olarak doğru tahmin yapmak kaldı geriye. Kaç tane cadde olduğunu saymaya çalıştım ancak şu alanda bir cadde göremiyorum ben. Eğer öyleyse ilk cadde doğru tahmin olacak. O da şurası sanırım. Sonrasında şöyle. İlk sokak burada. Doğru yer burası olacak gibi, biraz karışık görünüyor burası ama çok az daha detaylara bakalım. Burada biraz çıkıntı var gibi güney kısmına doğru. Eğer onu görebilirsek, ki onu şurada görüyoruz. Düşündüğümüz yerde. Tahmin ediyorum ki burası doğru cevap olacak derken ben burada bir tane daha geniş bir sokak gördüm. Bizim tahminimiz burasıydı ancak şu belki o bahsettiğim geniş sokak olabilir ve burada bir çıkıntı şekli var gibi. Var gibi. Tam o çıkıntının olacağı noktaya denk geliyor. Burası doğru cevap olacak. 6 metre. Hemen caddenin karşısı. 5000 puan. Kırsal bir yer mi diye beklerken çok değil. Şöyle bakalım ilk olarak. Yine güneyimizde dağ var. Şu havalimanı ancak askeri mi yoksa sivil mi çok emin olamadım, fakat bana biraz askeri gibi geldi. Çünkü şu bölge tam askeri gibi. Statta herhangi bir ipucu bulabilir miyiz? Tribünün rengi olmadığını düşünürsek, koşu olimpiyat pisti, koşu pisti ise eğer burası, sadece sarı renkler var. Tam ondan emin değilim. Burası inşaat aşamasında gibi. Ege Marmara arasında bir yer olabilir mi acaba? Balıkesir ve güneyimizde dağ yok. Denizi değil. Uşak iklimi uymuyor ama şöyle hızlıca bakmaktan zarar gelmez. Değil. Kütahya'ya bakalım. Kütahya biraz uyuyor. Stadyum şu kısımda. Öyle bir yer bulabilir miyiz? Dumlupınar Stadyumu çok güzel. Şurada bir döner kavşak olacak. Döner kavşak var. Hemen üstünde bir tane daha var. Haritada belki o göstermiyor. Gösteremiyor olabilir. Eski görüntü de olabilir. Başka bir teyit bakalım. Kendimize şu köprüyü bulursak zaten garanti olarak Kütahya'da olduğumuzu kanıtlayabiliriz derken o şekilde oldu. Tren yolu da burada. Zaten bu kavşağı bulmuştuk. Tekrardan ona dönelim. Bu da cidden çok büyük görünüyor. O yüzden acaba yanlış mı diye insan düşünmeden edemiyor ama bu görmüş olduğumuz kısım doğru yerde olduğumuzu teyit ettiriyor. Şu şekli bulmak gerekir. O da sanırım şu şekil. Böyle bakınca çok zor olmayacak gibi. Şu kısmı şurada gördük. Şöyle pinleyelim bunu. Burası şu kısım ve bir sonraki sokak burası. Çok küçük görünüyor haritada ama küçük bir sokak değil burası. Küçük görünmesine rağmen enteresan şekilde doğru olacak. Burada da 5000 puan aldık. Güzel giden bir seri oldu. Henüz bilemediğimiz bir yer yok. Harika oldu. Şu an konumun bulunduğu yer evime yürüme mesafesinde. Hatta şunu söyleyebilirim. Buradaki basketbol sahasında yıllarca basketbol oynadım. Harika bir tesadüf. Mükemmel. Bundan daha iyisi olamaz diye düşünüyorum arkadaşlar. Hangi şeyde yaşadığımı öğrenmek isteyenler için artık önceki videolarda da karşınıza çıkmadıysa eğer, artık İzmir'de olduğumu daha da net paylaşmanın zamanı geldi. Bu konumu tahmin etmek, tıklamak benim için o kadar kolay olacak ki size anlatamam. En azından sokağı bulmak. Hani sokağın neresinde olduğuna bakarız. Fakat şöyle hemen zoom yapalım.
Şöyle gelelim. Sadece yüklenmesini bekleyelim. Ondan sonra zaten şurada sahayı görüyoruz. Zoom'umuzu yaptık. Burada bir yerdeyiz. Yani daha söyleyebilecek pek bir şey yok. Şurada bir sokak olduğunu biliyorum. Zaten burada da gördük. Böyle bir yer tahminimizi doğru yapacak. Yani söyleyebilecek hiçbir şeyim yok. Eğer bu bölgelerde beni görürseniz artık selamlaşırız. Tahminimizi yapalım. 3 metre 5000 puan. Bir sonraki turda artık bundan sonra bu kadar eğlenebilir miyiz emin değilim. Karışık bir yere benziyor biraz. Biraz fazla karışık bir yerleşimi var. Yine bir çiçek. Bisiklet yolu mu o? Ona bakalım. Daha fazla yüklenmeyecek gibi ama bisiklet yolu burası. Sanırım ama böyle bir yerde bisiklet yolu olmaz diye düşünüyorum. Bu şekilde yapmışlar. Enteresan. Tam emin olamadım ondan. Şehrin merkezi bu taraflarda. Burası biraz zor olabilir belki. 4. turdaymışız. Stadyum yapılıyor. İstasyon yakın. Stadyum inşa edilen bir şehir. Belki sadece yıkılıyor olabilir bu arada. Böyle bir merkezi var. Çiçek ipucu. Tam emin değilim. Kırsal gibi biraz bir miktar ağaç var. Sanki eskiden havalimanı varmış hissi çok az var ama yol bu şekilde. Ama hala runway olabilirmiş eskiden emin değilim. En büyük soru neredeyiz? Böyle bir meydanı haritada zoom yaparak çok rahat buluruz ancak ilk olarak nerelere bakmamız gerektiğini düşünmek lazım. Çiçek, stadyum ipucu olmayacak. Belki istasyon, şu büyük alan. Haritada bulması yine çok kolay bunu belirttiğim gibi. Ve çok düzlüğe benziyor. Çok düzlükse eğer aklımıza ilk gelen yer Konya olacak. Konya olabilir mi? Bakalım. Bahsettiğim meydan burası olabilir bu arada. Neredeydi? Şöyle bir yol var. Sanırım var. Buna bir meydan varmış. Stadyum. Artık sanırım kent parkı olmuş. Muhtemelen şehir dışına taşınmıştır stadyum. İstasyon zaten nerede olduğumuza emin olmamızı sağladı. Şu kısmı istasyon hangi tarafında olduğumuza göre buluruz. Yolu takip ettiğimiz zaman sanırım şurası. Tam olarak şu kısımda gibiyiz. Tam işaretlemek gerekirse eğer yol ayrımını biraz daha ileride yapmış Google. Fakat hemen yol ayrımı başlıyor. Biz yine de garanti olması adına şöyle bir tahminle biraz daha ilerideymiş ama biraz daha doğudaymış ama hiç problem değil. 20 metre ile 5000 puanımızı aldık. Son tura geldik. Bakalım yine farklı bir şehir olursa çok güzel bir finalize etmiş olabiliriz. Stadyum gözüme çarptı ancak stadyuma zoom yapmadan önce acaba bulabilecek miyim diye düşünüyorum. Deniz güneyimizde. Şöyle bakalım. Plajı var. Uzun bir plaj. Stadyuma çok gözüm çarpıyor ama henüz zoom yapmak istemiyorum. Çok da fazla bir görüş alanımız yok bu arada. Mezarlık olabilir burası. Sadece şu şekilden dolayı insanın gerçekten doğrudan buraya zoom yapası geliyor. Ancak bildiğiniz gibi burada bir şehir merkezi yok. Mersin olmayacaktır burası. Geriye aslında tek bir seçeneğimiz kaldı. Antalya, hepimizin bildiği gibi. Şöyle artık zoomumuzu yapalım. Muhtemelen şu kısım bizim aradığımız yerde. Pek fazla zoom yapmaya gerek kalmadan bulacağız. Antalya'nın rengi mi? Kırmızı beyaz futbol takımı. Bakıyorum Antalya'da, düşünüyorum Antalya'da Alanya Spor var ancak başka ilçede. O yüzden Antalya'nın stadyumu olma ihtimali yüksek. O yüzden burası Antalya Spor'un stadyumudur. Şöyle konumdan da bulabiliriz. Evet, Antalya Spor Salonu. Corendon Airlines Antalya Stadyumu. Düşündüğümüz gibi oldu. Geriye sadece konumumuzu pinpoint yapmak kaldı.
Şu saha varsa eğer haritada biraz daha kolay olacak. Sanırım park buralarda yok. Şu yolu bulduktan sonra biraz daha kolay olur. Sayarak devam edebiliriz. 1, 2, 3 sokak varsa eğer. Pek gerek kalmadı bu arada. Şu şekli bulabilir miyiz? Hemen ona bakalım. Sanırım o şekli bulduk. Zaten Antalya Mesleki Teknik Anadolu Lisesi diyor. Burası da okul olduğunu görebiliyoruz. Tam olarak binanın şu kısmı gibi. Burada yol, yaya yolu varmış. Yolun tam ortasındayız nedense. Biraz daha şöyle yapacağız. Tahminimizi yapalım. 11 metre 5000 puan. Böylece 25.000 puana tekrardan ulaşıyoruz. Bu sefer efsane keyif aldığım bir round vardı. İzmir'in bu turundaki. Kütahya, Konya, Antalya, Mersin hepsi yine eğlenceli turlardı. Bu tarz uydu görüntülerinden konumu doğru tahmin etmeye çalıştığım videoların devamını gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Kanala destek olmak için ayrıca yorum atarak görüşlerinizi belirtip videoyu beğenebilirsiniz. İlerleyen günlerde paylaşacağım yeni video tarzları ve süregelen diğer video tarzlarının devam videolarından haberdar olmak için takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, esen kalın.